Daha artabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan İETT Genel Kurulunda kurumun 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı bütçesini 15 milyar 400 milyon lira olarak onayladı. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İstanbul'da şehir içi toplu ulaşımın %60'ının otobüs ve metrobüs, %37'sinin metro ve tramvay, %3'ününse ise deniz ulaşımı olarak yapıldığını söyledi. İETT 2022 yılında 7,7 milyarlık bütçe verilmesine rağmen yüzlerce İETT aracı yolda kalmış ve binlerce vatandaşı mağdur etmişti. Öte yandan CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili aynı zamanda parti meclis üyesi olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya bakım ve onların ihalesinin verilmesi de tartışmalara yol açmıştı.